Entity Data Business Solutions Türkiye ve MENA CEO'su Bahri Danış'la birlikteyiz. Bahri Bey, size hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Aslında önce biraz sizin ağzınızdan biz Entity Data'yı tanımak istiyoruz. Neler yapar Entity Data? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Entity Data bir entity grup şirketi. Entity Japon orijinli. İlk olarak telco business'ında, telekom sektöründe ortaya çıkmış. Daha sonra Entity Data adıyla bir teknoloji şirketi kurmuş ve bu teknoloji şirketi baktığınızda dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Entity'nin dünyada 300 binin üzerinde çalışanı var ve her yıl yaklaşık 4 milyar dolara yakın Ar-Ge'ye bir fon ayırıyor. Sadece teknoloji işinde de dünyada 120 binin üzerinde çalışanımız var. Türkiye'de 2012'de Itagence markasıyla geldik ve şu an itibariyle 1200 kişilik bir organizasyon haline dönüşmüş durumdayız ki Türkiye'ye ilk geldiğinde yaklaşık 120-130 kişilik bir organizasyondu. Ve baktığınız zaman Türkiye'de gerek dünyanın pek çok yerinde Türk danışmanlarıyla beraber projeler yapıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren de bu sene 1 Nisan'dan itibaren de tamamen Entity Data markasıyla birlikte pazarda yer alacağız. Dolayısıyla müşterilerimize pek çok alanda uçtan uca hizmet vermeye ve dünyadaki en iyi örnekleri Türkiye'ye, Türkiye'deki en iyi örnekleri de dünyaya taşımaya devam ediyor olacağız. Peki aslında biliyoruz, yani hepimiz görüyoruz, IT süreçleri hem daha karmaşık bir hale aldı, hem de bir taraftan da dijital dönüşümün de bu akıl almaz hızıyla birlikte maliyetler de artmaya başladı. Bu çerçeveden bakıldığında da aslında sizin çok önemli bir hizmetiniz var. Uygulama yönetim hizmetleri IT operasyonlarında da kritik bir öneme sahip. Bize biraz bu yaklaşımınızı anlatır mısınız? Aynı zamanda bu yaklaşımınız şirketlere katma değeri neler oluyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Aslında bu tamamen müşteriyle ilgili. Bence her şey oradan başlıyor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Ve bugün baktığınızda şirketlerin gerek kurumlara çalışan, yani başka şirketleri iş yapan, B2B çalışan şirketler olsun, gerekirse son tüketiciye değen şirketler olsun, bütün bunlar müşterilerin çok hızlı değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir noktada. Ve bu anlamda da IT aslında baktığınızda bilgi işlem diye diyebiliriz. Bütün bu hizmetler artık çok önemli iş kararlarının merkezine oturmaya başladı. Yani şöyle düşünün, siz bugün bir sisteminiz var, müşterilerinize yönelik yeni bir kampanya hayal etseniz, yeni bir üretim yeri açmak isteseniz, yurt dışına iş yapmak isteseniz, bütün bunlarda ilk soracağınız yerlerden bir tanesi hep IT oluyor. Yani bunu sistemsel olarak nasıl yapabilirim? Ne kadar vakit alır? Dolayısıyla hatta şöyle de bunu izleyebilirsiniz. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce CIO'lar daha farklı algılanırken bugün artık CEO pozisyonlarına aday olmaya başladı CIO'lar. Bunun da bütün sebebi aslında bu iş ihtiyaçlarına cevap verebilmek için şirketlerin çok kilit bir noktada oturuyor olması. Şimdi bu CIO'ların da en büyük derdi şu, devam eden bir hayat var. Devam eden sistemler var, ayakta tutulması gereken sistemler var. Kendi iç müşterilerinin talepleri var. Ve hem bunu yaparken bir taraftan da yeni projeler üretecekler, yeni iş alanlarına hizmet edecekler. Dolayısıyla çok yönlü, çok yoğun, çok fazla cephede savaşan bir hayatları var aslında CEO'ların. Bu anlamda baktığınızda pek çok şirket, pek çok büyük şirket mecburen şöyle bir yola gitmiş zaman içerisinde. İşte onlarca farklı kişiyle çalışan, bazen freelancerlarla çalışan, butik şirketlerle çalışan, ortada onlarca, yüzlerce bazen hatta kontratın olduğu, hizmet almaya çalıştığı ama baktığınızda da içeride bir sürü backlog iş olan, yani eritilmeyi bekleyen bir sürü iç talebin olduğu bir dünyayla boğuşuyor aslında CIO'lar. Dolayısıyla bizim önemli yönetilen hizmetlerin hikayesi şu. Biz diyoruz ki gelin bütün bunları birlikte profesyonel olarak yönetelim. Tek muhatabınız biz olalım. Bunu ölçülebilir, izlenebilir,
size daha katma değerler iş için strateji üretebileceğiniz zamanı sağlayacak bir yere çekelim, bir hizmete dönelim. Ve samimi söylemem gerekirse bunu dünyada örnek olacak uygulamalarıyla beraber yapıyoruz biz, Entity Data olarak. Ve bunun da yavaş yavaş Türkiye'de de yaygınlaştığını görüyoruz. Özetle biz şunu yapıyoruz. Bütün sistemlerinizi 7/24 ayakta tutuyoruz. Bunlara ilişkin yapılması gereken bütün geliştirmeleri, bütün yeni ihtiyaçları karşılıyoruz. İhtiyacınız zaman zaman değişebilir. Bugün bir projeniz olur, çok daha geniş bir ekibe ihtiyaç duyabilirsiniz. 2 ay sonra çok daha daraltılmış bir ekibe ihtiyaç duyabilirsiniz. Çok konularda uzmanlıklar isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu hem yetkinlik gerektiriyor, hem bilgi birikimi gerektiriyor, hem de samimi söylemem gerekirse biraz kas gücü gerektiriyor. Dolayısıyla bu anlamda bu hizmeti pek çok şirketle birlikte bu yolu yürümeye başladık ve burada yaptıklarımızı bütün dünyaya örnek olur hale geldi. Peki. Şimdi şöyle aslında biraz bu soruda önünü açtınız ama biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim ben. Müşteri tarafında, müşteri size geldiğinde yönetilen hizmetler noktasında süreç nasıl işliyor? İhtiyacı özel neler yapıyorsunuz? Biraz bu konuyu da detaylandırın. Biz aslında her şey bir vizyonla başlıyor her şeyden önce. Yani genelde bu tür şirketler şöyle bir hayalle geliyor. Çok ciddi bir baskı oluyor üzerlerinde. Dediğim gibi hani yenilik yapmak üzerine, yeni teknolojilere yatırım yapmak üzerine. Ama bir taraftan da normal hayatlarının akması gerekiyor. Dolayısıyla biz önce bir yol haritası çalışması yapıyoruz müşterilerimizle birlikte. Yani bütün mimarilerini ortaya koyduğumuz, bütün ihtiyaçlarını modellediğimiz ve bunun zaman içerisinde kısa vadede, orta vadede, işte 3 yıllık, 5 yıllık bir çerçevede nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir çalışma yapıyoruz hep birlikte. Ve daha sonra bu çalışmaya yönelik olarak da modelimizi oluşturuyoruz. Bizim tabii çok farklı çalışma modelimiz var çünkü ihtiyaçlar çok farklı. Bazen belli kaynakların tam zamanlı olarak olduğu modellerimiz var. Çoğu zaman bir ticket sistemiyle taleplerin toplanıp belli bir servis düzeyi anlaşması çerçevesinde, yani şu kadar süre içerisinde müdahale edilecek, şu kadar süre içerisinde çözülecek şeklinde taahhüt verdiğimiz çalışma modellerimiz var. Ama hepsinden önemlisi bütün bunu yönettiğimiz, bütün bunu izlenebilir hale getirdiğimiz ve bu performansın müşterilerimizin anlık olarak ulaşabildiği bir modele çeviriyoruz aslında konuyu. Tabii bazen şunlarla karşılaşıyoruz. Şirketler diyorlar ki ya biz işte atıyorum 10 yıldır işte Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla ismen şu kişilerle çalışıyoruz. Yani işte bunlar giderse bizim sistemimiz durur şeklinde geliyorlar bazen. Aslında sırf bu sebeple bile yönetilen hizmetlerin önemi aslında ortaya çıkıyor. Kişilerden bağımlı olmayı ortadan kaldırdığımız ve demin söylediğim gibi daha katma değerli işlere vakit ayrılan, stratejiye kafa yorabilen bir hale çeviriyoruz şirketlerin bütün IT altyapılarını. Peki bir taraftan da aslında çok uluslu şirketlerle işbirliklerinizi biliyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de BSH Türkiye. Bu noktada da BSH'la neler yapıyorsunuz? Biraz iş süreçlerinizden bahseder misiniz burada? Dahası BSH'a sunduğunuz hizmet sonrası size dönüşleri nasıl oldu? Aynı zamanda bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu aslında önemli stratejik bir işbirliği. Bu noktada da bir başarı söz konusu. Bu başarıyı siz neye bağlıyorsunuz sizin tarafınızda? Aslında 2017'de başladı bizim hikayemiz BSH'la ve tıpkı demin söylediğim gibi yani bir vizyonun eseri olarak aynı yöne bakar bir şekilde hep beraber oturduk ve bir hayal kurduk aslında birlikte. Bir iş modeli oluşturduk BSH'la birlikte ve baktığınız zaman hatta ben iç toplantılarımızda da Berke Bey'e de zaman zaman söylüyorum. Ya ilk o zaman çizdiğimiz PowerPoint'ler, oradaki model,
Bakıp şöyle demiştik, ya buna çok inanıyoruz, bu çok güzel ama ya bir gün gerçekten şöyle bir noktaya gelecek miyiz? Ya bu hayali kurduk, işte bu da oldu diyebilecek miyiz? 2-3 hafta önce bir toplantımız vardı. Yani o günü hatırlayıp dedik ki, ya bu gerçekten oldu. Yani o zaman hayal ettiğimiz hikayeyi oluşturduk. Ne güzel. 10 kişi, 20 kişilik başlayıp şu anda 100 kişinin üzerinde bir ekiple birlikte beraber bu yolu yürüdük biz BSH'ta. Baktığınız zaman birçok farklı teknolojide hizmet veriyoruz BSH'a. SAP teknolojileri var. Yani işin %50'si SAP teknolojileriyken %50'si tamamen non-SAP tarafta. Ve BSH'ın şöyle bir durumu var. Bütün dünyaya hizmet veriyor Türkiye'de belli alanlarda. Ve bu alanların hepsinde aslında zaman zaman tam zamanlı danışmanları kullanarak, zaman zaman daha MSP modelinde, yani oluşan taleplerin anlık olarak bir havuz ekip tarafından eritildiği şekliyle ilerliyoruz, ilerledik ve gerçekten bir başarı hikayesi oluştu. Biz bunu sadece Türkiye'de değil, yurt dışına anlatıyoruz. Yani bunu nasıl yaptınız, nasıl modellediniz? Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir stratejik işbirliği oluştu. Peki bu niye başarılı oldu derseniz, ben BSH'i bize çok benzetiyorum. Yani çünkü onlar da bütün dünyaya hizmet veriyorlar. Böyle bir vizyonları var ve çok kritik bir iş yapıyorlar aslında. Müşteriye direkt dokunan, yani bugün BSH'in ürünleri dünyanın her yerinde. Sizin kendi evinize servise gelen insanların kullandığı sistemlere dokunuyoruz. Ve bütün bunların analitik dünyasına, raporlamasına dokunuyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok hani mission critical bir iş. Biz de öyleyiz. Biz de Türkiye'den bütün dünyaya hizmet veriyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz de var, benzer şekilde yaptığımız. Ve BSH'de bunu taçlandırdık aslında. Şimdi bu modeli Türkiye'deki bütün büyük gruplarla çok daha detaylı konuşabilir hale geldi. Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce daha mesafeli yaklaşıyordu pek çok büyük grup Türkiye'de. Ama şu anda onlar da, çünkü bunun hem maliyet avantajı sağladığını, hem müşteri memnuniyetini, iç müşteri ve son müşteri olarak da söylüyorum, bunu arttırdığını gördüler. Kişiden kişiye bağımlı olmaktan kurtardığını gördüler. Dolayısıyla gerçekten hem Türkiye'ye, hem bölgeye, hem de dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi çıktı hep birlikte. Devamında geleceğini umuyoruz biz de. Aynen öyle. Peki 2021 hedeflerinizi de merak ediyorum ben son olarak. Bu sözcükten artık çok kimse hoşlanmıyor ama yani bir gerçeğimiz oldu bizim pandemi süreci. Pandemi hedeflerinizi etkiledi mi? Rotanızda bir değişiklik meydana getirdi mi? 2021'de neler yapacaksınız? Neleri değiştirdiniz? Neleri değiştireceksiniz? Bizim açımızdan tabii pandemi bambaşka bir hikaye yazdı aslında. Çünkü biliyorsunuz pandemiyle birlikte uzaktan çalışma modeli gelişti. Biz herhalde tam 1 yıl önceydi, belki 12 Mart'tı herhalde geçen sene, full çalışmaya, uzaktan çalışmaya döndük. Şimdi de bir şekilde, kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu dönem şunu kanıtladı bizim sektörümüz için. Biz dünyanın her yerinde uzaktan proje yapabileceğimizi kanıtladık. Çünkü biz bu dönemde Dubai'de, Arabistan'da, Amerika'da, Almanya'da, Norveç'te projeler canlıya aldık. Şimdi böyle olunca aslında Türkiye'nin bir teknoloji üssü olabilme kabiliyetine inandı yurt dışı. Biz pandemi 930 kişi girdik. Şu anda 1200 kişiyiz. Dolayısıyla bizim bu anlamda çok agresif hedeflerimiz var ileriye yönelik olarak. Demin de söylemiştim, yani biz IT Agents markasıyla geldik ve 1 Nisan'dan itibaren Entity Data markasıyla birlikte devam edeceğiz. Bu bütün dünyada yapılan çok önemli bir marka dönüşümü. Ama bizim için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü Türkiye'yi bir teknoloji üssü yapma konusunda bütün yurt dışı onaylarımızı almış durumdayız. Ve buradan bütün dünyaya hizmet sağlayacağız. BSH'ta yaptığımız modeli hem Türkiye'de hem bölgede pek çok büyük müşteri de çokluyor olacağız. Bir sürü yeni teknolojide, yani bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizim şu andaki ciromuzun total %60'ını
30'unu oluşturan bir kısım 3 yıl önce bizde yoktu. Yani bu teknolojilerde bir hizmet vermiyorduk biz. Yani dolayısıyla teknoloji çok hızlı gelişiyor, ihtiyaçlar çok hızlı gelişiyor ve biz bütün bu yeni teknolojileri müşterilerimizin hizmetine sunacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Evet, pandemi çok zorlu bir süreç. Çok etkilenen müşterilerimiz de oldu. Ama bir taraftan da iş yapış şekli komple değişti. Ve bunun önemli bir kısmının pandemi tamamen ortadan kalksa bile ileriki dönemlerde de yani daha çevik, uzaktan hibrit çalışma modelleriyle beraber devam edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bütün sınırlar kalktı bizim için aslında. Türkiye'deki yanı başımızdaki bir şirket neyse Amerika'da çok ciddi saat farkları olan çok uzaktaki bir şirket de bizim için aynı noktaya geldi. Bu amaçla bütün stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz ve çok ciddi yine büyüme potansiyelleri görüyoruz. Aslında evet, dediğiniz gibi çok hızlı gelişti her şey ama siz de buna kolaylıkla entegre olabilmişsiniz. Anlattığınızdan da benim anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim Bahri Bey. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Tekrar yeni bir teknoloji liderleri sohbetlerinde görüşmek dileğiyle diyorum ben. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.